Bekir mi kovulmuş? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Zeynep. Aa. Aa. Vayda da iki çay biber olsun. Lan sus! Ne oldu ya? Vodka kokuyorsunuz, düğün evine çevirdiniz bu gece. Şimdi mi giyin dedim oğlum ben size. Ödülü akşam alacağız. Niye şimdi? Mina nerede? Mina ne kanka? Kardeşim. Mina ne? Mina'nın gengle kingdom suan. Hasta halimle bile gülüyorum, eğleniyorum. Abi bir neşesindeyim bu hayat. Her şeyi kaybet. Ben seni kaybetmem. Bak senin ceketin çok şüpheli, sana bir arama yapacağım. Bu ne kanka? Lan ne oldu? Nereye vurdu? Nereye vurdu? Çözümü biliyorum galiba. Hale vaziyete bir baksana kanka. Bu ne kanka? Niye böyle oldu? Çıksana kanka. Pandiksiz bir videoları yok ya. Önüme niye geçiyorsun? Sen önüme geçtin bu sefer. Şunu çekemedin mi? Lan o ne? En son 5 sene önce giydim ben bunu. Olmuyor. Sen törende de böyle oturacaksın. Böyle başka türlü hareket edin. Hayır oğlum, kaplan mı bak? Sen bak, sıkışa sıkışa. Başımızı hiç şaşıracağız. Harbi videomu al şunu. Ofisimi arkama asacağım dedin. Lan ben öyle bir şey demedim. Amına koyayım üstüme. Çok hastayım ama o ödül törenine gideceğim. 3 kırık kaburga, bir delik ciğer. O yine de savaştı. Ata! Kaburgalarını mı aldırdı? Yaşa! O an alık. Ah, like atak geçirdim, özür dilerim. Derler oğul, derler. Bu çocuğu ya. Ne güzel ayıkmamıştı. Niye uyandırıyor? Çok sıcak terliyorum agam. Oğlum her yeri tesis. Merhamet edinler. Merhamet edinler. Bu izleyici bizden bir açıklama bekliyor bugün. Onu yapacağız. Rahat olun, yataklarınızda rahat uyuyabileceksiniz. Racon bitmiştir. Biliyorsunuz son videoda Bekir'i çok büyük linçlediniz. Çünkü Caner'e bir saygısızlık yaptı. Yaşanmaması gereken bir şeydi. Ama sonuç olarak... Baba yak, hadi bir sigara bak. Bekir'e illaki bir ceza verilmesi gerekiyor. Farkındayız. Hatta çoğunuz ekipten atın demişsiniz. Biz de öyle düşündük. Bu kadar saygısız bir adam, bu ekipte işi yok dedik ama... Yatağını özledi, dayanamaz ölene. Bak çiçek detayı çok önemli. Erkekler genelde ilk çiçeklerin cenazelerini de alırlar. Baba yak, hadi bir sigara bak. Sen de kalsın, beni affet. Alkış! Aa, yani müzik duygulandırdı. Şu an bir sıkıntı. Ama siz yine de Bekir'i uyutmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biliyorsunuz gündemde bu arada uyutma olayı. Oçsun değilsin, oçsun. Hayır, sol kaldı kanka. Kanka oğlum, çıktın. Sol kaldı. Kanka benlik bir şey değil. Bunu gidip astrolog megale bir sol. Alayınız orospu çocuk. Yeter! Gülemiyorum. Herkese merhaba, ben Meşem abi. Bugün ilk kez ödül alıyorum lan! Önce okuduğum okula giderek bir söyleşi yapmıştım. Çok da gururlandım, biliyor musun? Ama bu sefer olay çok farklı. Özür dilerim. Kanka insanların suratına bağırıp çağırıyor. Metçi sanıyor insanlar. Bugün Marmara University, Next Station. Marmara University bizi bir ödüle layık. Dur köpek yürü. Hayır ben... Gülmeyin bana, gülmeyin. Bekir'in beni kandırabilmiş olması büyük olay. Gel sarıl, ne yapacaksın sarılım? Tacizci misin? Yok, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bugün ödül almaya gidiyoruz. Nereden? Bak çocuk beni ödülü diyor. Kendine bak, aileye selam. Cansın, alkış. Son araba vurdu çocuğa. Ben artık anlatmak istiyorum bu video ne yapacağımıza. Eyvallah kanki. Kolay gelsin diyor. Esnaf mıyım ben? Canım sen niye geldin? Ne yapacaksın? Gel diğer yiyip kurbanım ben sana. Gülüşüne kurban. Damarlarım hakan. Ben olayı anlatamayacağım. Ömür boyu bu videoyu çekeceğim. Oğlum adam bisikleti çaldı. Lan ne yapıyorsun? Tas kafalarsam çocukları tezgah sağlam. Ben o bisikleti bir daha alamayacağım, biliyorsun değil mi? Alırım ya. Alırsın. İnşallah. Aslanım benim be. Ön kaldı, ön kaldı. Oo. Ödül törenine saatler kaldı ama daha hiçbir şey... Anahtarını mal olduğum için yoruma atmayı unutmuşum AMK. Salak orospu seni. Senin salak orospu. Elbis sen salak bir orospusun.
AK Zeynep trans olduğu için mi Transformers? Tadım kaçtı ya. Hazır değil, ne giyeceğim, yapacağım makyaj. Nonni nonni şeyler, makyaj ne kardeş? Ye bakayım başı. Ne yapıyorsun başı ye? Başı yiyen sen olmuşsundur. Hızlıca gidip ödül gecesini hazırlayacağız. Ben de dedim ki sizi de yanımda götüreyim. Nasıl? Yapmış mıyım? Hep beraber gidip hazırlıklarımızı yaptıktan sonra aslanlar gibi o ödülü alacağız. Şimdi arabaya geçiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenirseniz like, beğenmezseniz dislike atıp ya yollar. Dono ne anlatıyorsun? Şu an sana kariyer tavsiyesi nasıl vereyim? Zor nefes alıyorum ya. Dono yapma bugün beni... Dono! Birader hastayım hasta. Arada belirtiyorsunuz. Kanalda abone olmayı unutmuyorsunuz. Yalvarıyorum size. İnsene kanka. Pantolonun patlar binersen. Patlar. Kaç tavrı dudakta. Sen uzan böylemesine. Üstlerine doğru uzan. Kusura bakma abi. Valla kusura bakma. Ben oğlum tamam. Dayı. Tamam canım. Bin arabaya normal iş yapma. Tamam mı ya? Bin Furkan abinin yanına. Ah ah. Tamam hadi. Keyfimiz paşada yok, halimiz ipten beter. Geçme. Hadlerini bildirdiğin için Allah senden eyvallah razı olsun. Nasıl miden kaldırıyor anlamıyorum. Eyvallah. Okullara yönelik yeni tıp mı açsan acaba C? Eyvallah. Vurduk ama. Ya Caner! Ne yaptım kanka? Harbiden ben mi? Ben mafiyeyi salladım günlük. Ne yapayım yani? Dur be kardeşim. Kusura bakma. Kusura bakma. Estağfurullah. Allah Allah. Gördüğünüz gibi tüm aksiliklere rağmen yetişmeye çalışacağız ödül gecesine. Ne kudum salak tabi ya. Kemerini sik. Oğlum! Konuşamıyorum kanka dış etkenle. Bak. Kazayı yaptık zaten. Neye uçuyor? Elim ayağım birbirine dolaştı. Aşırı gerginim, heyecanlıyım. Dediğim gibi ilk kez ödül alacağım. Alışveriş merkezinde görüşürüz diyelim o zaman. Değil mi? Faki Cia! Denne! Ya bana da bir kere böyle götten vurdular. Baktım tampona bir şey yok abi. Devam et dedim. Meğer tamponun içindeki demir böyle yamulmuş içeride. O tamponda böyle nokta nokta çıkıntı. Şu nokta kadar çıkıntı var böyle. O çıkıntıya bakarak tamponcu dedi ki abi senin içerideki demir yamulmuş dedi. Dedim abi bir şey yok ya. Sıkıntı yok dedim ya. Abartma dedim amına koyayım. Tamponu şöyle eliyle lah diye bir çıkardı. Demir yamuk. Dedim motor inecek abi. Yok. Yok Nissan'da değil. Geliyor öksürük geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya sen yine de sokak itleri deme. Yani ben seninle aynı değilim. Ben o hayvanlardan nefret etmiyorum bro. Beni kendinle aynı şeyde zannetme. Teşekkür ederim. AVM de gizlice bir gün başladı. Amına koyuyorum. Reis Mert Çambar gibi yürüyor. Muhabbet kuşu gibi oradan oraya buraya. İçeride beni ne... Ya Caner'in mavi saçlarını sikeyim bu arada ya. Dayı. 42 yaşına geldin. Senin ben amına koyayım ya. Senin ben tipini sikeyim ya. Ne yapıyorsun dayı ya? Oğlum rezil etmeyin. Tek dileğim senden. Mor mu? Ya renk körüyüz amına koyayım. Baştan kasıtlı sövüyorum ki ileride video çekersek Caner'le aramızda bir çekişme olsun. Yasemin yaşıyor mu? Yaşıyor. Onun işte bazı şeyleri anlatamıyorum arkadaşlar. Yasemin yaşıyor. Selamı var. Tamam. Özel hayatını nasıl anlatayım ben kızın size? Böyle sorular sormayın. Yaşıyor. Jimmy Murray. Welcome. Vayda da welcome.
Oha, ne haber kanki? İyi abi, sen? İyi ben de. Benziyor. Oo, harbi bir benziyoruz lan. Gerçekten. Enes Batur AVM etkinliğine döndü bir an. Sizin sağlığınız için ben burada bulunamam, o yüzden ben gidiyorum. Mini Erdoğan'la geziyormuş gibi hissediyorum. Oha diyorum, Melih değil mi o? Ağır bir samşi mi? Arkadan çok. Evet, arkadan benziyor. Oha diyorum, Melih net. Gerçekten ne konuşacağını düşündün mü? Hiç düşünmedim. Orada heyecanlanırsan her şey batar. İşte o yüzden yolda bir konuşma yazacağım. Baksana, Burak Özçivit'i koymuşlar. Şeykeli vardı. 8 kişi giriyoruz mağazaya. İngiltere soyguncuları gibi. Bölüm önerisi nasıl yapayım şey birader? Birader, ben sana üniversitede ne okuyacağını nasıl söyleyeyim? İlgi alanlarını bilmiyorum ki, amına koyayım. Bakma, sen var mı? Kalın gelirim ya. Nasıl yani? Bence çok şükür ya. Şampiyonlar Ligi gibi bir başında mı yani? O ne demek? Caner, sen dışarıda bekle be. Yani Şampiyonlar Ligi kumaşı. Yok, son mu? Ben Selin'le böyle tanıştım. Yaz tatilinde part time maşımı duty'de çalışıyordu. Ben de bir panelde konuşmacı olacaktım. Üstüme başa bir şeyler alırken tanıştım. Evet. Model mi? Mbappe forması giyelim. Tabii ama biraz terliyim. Ya neredeyse hoverhand ya bu, uff. Ama onu çıkarıyorsun. Metospor forması veriyoruz arkadaşlar. Ben giyeyim. Sen adresini ver bizim Esat'a, ilgileneceğim. Esat'a arasın dursun. Hop, orada var var. Merhabalar. Ben internetten gezerken... Oğlum bak, pantolonu da beyaz. Evet işte. Abi sahnenin videosuna bak bakalım kim var. Hayır ya. Kimin kedisi? Bunu niye attın bana? Adam aynı anda 25 bin tane aynı. Tebrik ederim, adam 100 TL'ye koyabileceği her şeyi koymuş. Bunların hepsini toplatıyor muyum o zaman? Okey, birisi de bunu göndermiş. Bu... Oğlum bu ne? Oğlum yine mi reklam aldınız? Bu kötü broker. Yüzlerce borsa ve... Evet, bunu da izleyelim. Yeleği de be. Çalışkel gibi yırtmacım da var burada. O ne kanka? Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Bu işi büyük yapıyoruz. Bir şey kalkıştık ama hadi hayırlısı. Ben bu ekiple ne zaman bir araya gelsem? Muhakkak başıma bir şey geliyor benim. Ayakkabı da beyaz olmasın mı atam gibi? Furkan. Yok böyleyse. He? Çok oğlum güzel. Atam gibi deyince niye yok dedin? Atama lafım yok. Sen he? Atam gibi olamazsın. O yüzden zaten deneme bile. Siyah kedi. Sana kafayı bir atam. Hadi. He. Kendime çok anlam yükledim bence lan. Gömlek dediğin ipek olur. Kırmızı bir mendil var mı? Adam da diyor ki iyice bokun çıkardılar. Ben hep demiyor muydum? Bir gün smoking giyeceğim. Oğlun artık başardı anne. Ama bu ayakkabı biraz büyük. Sen istersen birazdan spor tabanlı bir ayakkabı bakalım. Şu nasıl? Ayağımdaki nasıl? Bir çıkar nasıl? Şunu bir giysene. Oğlum saçma sapan. Bir de giy şunu ayağını. Altı da kırmızı ya bunun. Cenaze evinin önüne bırakılan ayakkabılar. Askeri biz bunun için birbirimizi dövüyoruz. Bunu da deneyebilir miyim? Yapma. Ne yapayım ben, kötü bir şey mi dedim ya? Senin için mi uğraşıyorum ya? Ben kaçırdım. Oğlum oğlum gelmiş adamın yanında diyor ki. Oğlum askerde güzel ayakkabı dedim, kötü bir şey mi? Askerde bunun için kavga ediliyormuş. Evet. Lan askerde bu bir kere de ki şunun için... Lan bunun ne ara konu buna gelecek ki? Paçalar çok bol, Dursun Özbey'e dönmedin mi? Papyon takmayın ha. Oğlum turşu yapmak mı? Ben anlamıyorum ki senin derdini. Un kapanına gidelim. De sever. Tamam ben sevmezler öyle değil. Tamam ayıp bir şey sen değil. Sen YouTuber'sın, Türkçü değilsin. Öyle Türkçü triplerine girme. Al ya, YouTuber diyor bana. Ben YouTuber miyim, mafya mıyım? YouTuber adam böyle mi diyor bu? Bu ne kanka? Muhabbet kuşuna koyuyorlar ya, böyle ısırsın diyor mu? Hediye de aldım bedava. Ne hediyesi? Kuşak. Kuşakmış, yani. İpimde kuşağım. Damladın sen onu. Ferdi de açık, herkes görür. Kolay gelsin. Hayat devam etmektedir, zaman hızla geçmektedir. Tunağan şimdi olmadı ya. Tunağan'a sövüyordum az kaldı. Çok hızlıca makyaj malzemesi bulmamız lazım. Araba geldi, bekliyor bak. Sonunda tam okul. Tabii yardım olsun. Jet kasa ne lan? Arkama roket taksa. Çekil, çekil orada. Bırak ya sen neyi? Oğlum ne vermişsin lan? Bu fiyat ne? Ama bu kanka ömürlük. Telefonun arası olunca düşüyor indirme. Lan kaç para düşecek ama? Görürsünüz. Oğlum 100 liraya düşecek. Her şey 700 liradan başlıyor. Var var. 540, 552. Senin bağışsınız kardeşim. Bağışları mı kaçırıyorum? Ya dayı. Bu Swag yayında toplanıp Elton oynayacağım dedi. Abur cubur aldım. Geldim.
Salaklara inandınız mı yok size belli tanıdıp dalga geçti. Ah. Oh. Farkın mı var? Evet. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Oğlum 1600'den 900'e düştü. O nasıl indirim? Bu ibnenin Watson kartı var. Tam böyle işte. Çekme çekme. Tövbenin gideceğimiz araç evin önüne gelmiş. Şimdi ekiple beraber oraya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Düğün mü? Düğün. Gittik. Ses onun önüne. Kendini 5 lira için tehlikeye atmaya değer mi? Aha. Ben dengesin oğlum. Hayır biz de gidelim. Ver ver ver. Versin abi. Ver. Oğlum araba gel. Kusura bakma reis. Adamın önünde gelin arabası önü kestik. Bu ne? Ben düğünümde 250 lira koymuşum. Kanka bu ne ya? Nasıl 200? Ben aldım 30 lira koymuş size düğününde. La o sana denk geldi. Hızlıca geçiyoruz. Son 1 saatimiz kaldı. O da yolda geçecek. Haydi. Minibüse çevirdiniz. Bak bir havalı havalı tanıtalım aracımızı. Bir Allah rızası için ya. Yakar cesimle namusun. Bu nasıl bir hareket ya? Burada bir de rezil etti bizi. Şu giyimine hiç yakışıyor mu o hareket? He? Ne yapıyorum? Hiç mi namus görmedin? Daha tanışmadık. Sorursun. Ne? Daha tanışmadık. Oğlum iki oldu bak bu iyi alıştı linca ha. Linç ete çıkalım seni Eser'in yanına. Öyle. Ha? Öyle. Amını bunu var ya kafanı kodum. Böyle tehlike sarsmıyor mu sanki? Arkadaşım bu imkanı sağlıyor. Ben de kullanıyorum kardeşim. Ha. Yarın öbür gün annem... Ne alaka şimdi annemle... Ne yaptın? Oğlum o öyleydi zaten. Nasıl öyleydi? Konuşmayı yazalım gel topla. Bunu yazıyoruz da orada nasıl okuyacağım? Ben eski oyuncu değil misin oğlum? O kadar pişitte oynadım pişitte. Yunus Emre senin okuyacağın okulun anasını sikeyim. Umarım Polonya'ya kabul etmezler. Amına soktuklarım. Hastayım diyorum hasta. Hastayım. İnşallah Polonya'ya almazlar seni. Ama okuluna da sokayım. Okuldaki ocağını da amına koyayım. Tamam. Arkadan zorlayan 3. oyunda. Serkan 4. oyunda. Hoten Magellan ve Cyber Monkey hoş geldiniz. Amınızı meşrebiniz şu adam ince izlerken yarak kürek sorular sormayın hasta hasta. Ya he ya şunu bir öğrenemediler ya. Ne diye başlamalıyım konuşmama? Ne diye başlar? Selamun aleyküm ey ha ben geldim. Kalbinde yer var mı? Selamun aleykümle başlasam rahatsız olur ama bunlar ateizm tayfa biliyor. Kim lan? Kim onlar lan? Şahin falan izliyor yayında bozuluk. Egay piçi ne haber canım benim? Ben Ortay'da orada dinleyecek. Bu kadar taktınız İlber Hoca'ya da beni germeyin. Tamam mı? O da etten kemikten. O adamın beyni daha gelişmiş. Tek fark bu mu ya? İlber Ortaylı beni dinleyecek diye söylediklerimizden... Taviz mi verip gelelim? Ahmet'in baba... İlber Ortaylı FETÖ'cü bu arada. Babası burada mı bir göreyim diye gireyim. Burada. Ver alkışı. Şak 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 şak. Niye ben korsan müziğiyle giriş yapıyorum? Kültür kardeştir diye bağırayım bir anda. Ya, bana layık gören bütün herkese çok teşekkür ederim. Beğenmeyenin başlarsın. Amını koyayım. Bilmiyor muydunuz? Elbis Kuha. 80 bağışladı. Tren için ekip arıyoruz orta benim. Amerika'da, Pensilvanya'da Fethullah Gülen Hoca Efendi ile de bir görüşmeniz oldu. Evet. Sizden dinlemek çok enteresan İlk olacak. Defa sanıyorum... oldu ya. İlk defa oldu ya. Bazı şeyler söyledim yani. İlk defa olmuyor derken? Ilgili. Hayır ilk defa olmuyor hayatımda. Daha evvel İstanbul'da mı görüştünüz? İstanbul'da da görüştüm. Birkaç kere görüşürüm. Amerika'da ilk görüşmeniz mi oldu? Hayır efendim. Amerika'da da daha önce. Evet. Yani fırsat buldukça o fırsat buldu. Görüşürüz yani. Çok sorar bana bazı şeyleri. Ben de ona sorarım. Ve kendilerine sorarım. Ve şeydir yani bazı şeyleri konuşmak gerekir. Böyledir bu iş. Siz ne sordunuz? Hoca Efendi ne sordu? Hayır ben umumi coğrafya, Türk coğrafyası üzerinde konuştuk. Eksik olmasın dinlediler. Yeni eksik olmasın dinlediler. Türk dünyasında, Türk coğrafyası üzerinde. Hmm. Onlar üzerinde bazı sorularına cevap verdim. Hmm. Bu mesela Çin'in durumu.
çok şey, Çin, Türkistan falan, ben o işi çok ilgileniyorum. Ve bunu anlattım kendilerine. İlgiyle dinledi. Zaten böyle şeyler anlatırım her görüşmemizde. Okulları sorarım her yerde. Nasıl? Zat halileri öyle mi? Okulları mi soruyorum tabii. Yani o da yani bir söylüyor veya söylemiyor. Belli değil. Ne kadar sürdük görüşmemiz? Her sene geliyorum zaten. Açılışına hem kapanışına geliyorum. Açıkçası hakikaten gittiğimiz yerlerde, okulları ziyaret ettiğimiz zaman eğitimin kalitesini görüyoruz orada. Türk açısından da gurur verici. Yani şöyle desem yalan olmaz. Türkiye'nin bu coğrafyada kurulmuş büyük devletlerin 100 senelik açığını kapatmaya çalışıyor gibi bir halimiz var. İnşallah bu hızla da o açık çok kısa sürede kapanacak gibi duruyor. Eğer Türkiye bir dünya gücü olacaksa, olmak niyeti varsa, hani cihan şumul devlet olacaksa, onun yollarından bir tanesi de eğitimini, Türk kültürünü dünyanın her tarafına yaymak. Herhalde yapılan en olumlu işlerden bir tanesi. Bunu organize etmek tabii büyük bir beceri. Edenlere de teşekkür etmek lazım. Peki Türkçe konuşan yabancı bir ülkedeki mesela dünyanın haritasına bakıyorsunuz. Her yerde parmağınıza basınız, her yerde bir tane var. Celal Şengör safe arkadaşlar, clean. Canım benim, ben ne bileyim vize durumunu. Rex'i amına koyduğum. Çocuğum, ben hayatımda vize almadım. Ne bileyim vize durumunu ben. Sikeceğim vizeni de okulunu da ya. Almadım abi, bilmiyorum ya. Şimdi Fatih böyle konuştuğu için FETÖ'cü mü şimdi amına koyayım? Yani Fethullah Gülen'inkini çıkarıp bir şey yapmadığı kalmış. Bilmiyorum neci oluyor. Yani Fatih'in böyle konuştuğu yıllarda anne! Anne! Ben bir tane dershaneden burs kazandım. Eve gittim, dedim ki anne, dedim %100 burs kazandım. Annem dedi ki sen, dedi, bu orospu evladı FETÖ'cülerin, dedi, orospu çocuklarının sınavını nereden buldun da girdin, dedi. Şimdi benim annem siktiri boktan çinko karbon hemşire amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Sen, dedi, bu orospu evlatlarının, dedi, deneme sınavını, dedi, nereden buldun, dedi. Kapısının önünden geçmeyeceksin, dedi, bu dershanenin. Şimdi ne olduğunu sen tart yani. Tamam mı? Yani benim annem bunu biliyordu da bunların ne mal olduğunu. Araştırmacı, gazeteci. Hatta o zamanın genel yayın yönetmeni. Fatih Bey bilmiyor muydu? Abartma abi ya. Kardeşim sen 15 yaşında olabilirsin. Ama biz bu yılları yaşadık yani. 90'larda çocuk olmuş olan herkes neyden bahsettiğimi çok iyi biliyor. Bağışladı. Abi gelecek Almanya'ya gidiyor. Almanya'nı sikeyim. 90'larda çocuk olmuş olan herkes neyden bahsettiğimi çok iyi biliyor. 2000'lerde ÖSS'ye girmiş olan arkadaşlarım neyden bahsettiğimi çok iyi biliyor. Harika biliyorlar. Adı FETÖ değildi. Tarikatçı orospu evlatları diyorduk biz bunlara. Fethullah Gülen ismini tabii ki herkes biliyordu. Herkes ne olduğunu, ne yaptığını biliyordu bunların. Gizli değildi ha. Onu söyleyeyim yani. Gizli bir şey değildi bak. Söylüyorum size. AKP diye bir parti yoktu o zaman. FETÖ'ş diyorduk. Evet, evet, evet. Cumhuriyetçiler FETÖ'ş derdi bunlara. FETÖ'ş derdik. Tamam. Biliyorduk yani. Bunlar yeni hikayeler değil. Takışı oraya tıkladığımda yarrak bir şey çıkarsa seni sonsuza kadar banlayacağım. Türk diye bir ırktır, ırk yoktur diyen sözde biyolog Sinan Canan'ın FETÖ tweetleri ifşa oldu. Allah Allah. Allah Allah.
Lan neden şaşırtmıyor hiç ya? Ben doğaçlama yapacağım. Başı böyle gelsin, sonunu ben orada getiririm diye düşünüyorum. Oraya gidince bakacağız işte ne yapacağımızı. Sökmemişler, ne yapacağız? Kanka orada ötecek bir şey vardı böyle, teriz iti oğlu iti gibi. Şu ayakkabılar fazla mı kaçtı? Başımıza bela almasak iyi. Bizden büyük bela mı var lan? Baba yak, hadi bir sigara bak. 13 dakika, oğlum hemen bakacağım. Ama iyi yetiştik bence ya. Saatler kala bak buna başladı. Niye her şeyin alarmı üstünde duruyor? Biz acaba çaldık mı, hırsızlık mı yaptık istemeden? Halbuki niyetimiz çalıp çıkmak da değil de. Ne oluyor lan? Özür dilerim, özür dilerim. Anal puluk çıktı bundan. Kadın izleyicilerin anlayacaktır. Önce suyla ısıtabilir miyiz bunu? Ya hayır. Kanka lütfen. Kadın arkadaş, bu kanalda kadın ne geçsin? Öyle sürülmez. Yeterince kapandı mı? Oğlum daha çok kapandı ya. 5 dakikayı oradayız la. Bembeyaz oldum o Al Pacino'daki adam gibi. Kanka hayır. Şu alnını lütfen dağıt. Dur oğlum, çalışacağız oğlum. Madde bağımlısı gibi oldum. Orada görüşürüz, öpüyorum size. Reis nerede sever, hem nasıl sever, sevda... Serit dayım giyiyor şu kot pantolon. Ünlü futbolcu Hakan Ünal. Bir saat önce aldım, aylarımı üstünde. Adana dürüm varsa alabilir miyim? Rektör burada sakın olanı içe. Rektör mü burada? Dünya gezince rektör de göreceğiz. İlk defa ortaydan sonra. Paçalar nasıl kuzi? Paça. Ödül törenindeyiz ve bugün tam 37 tane ödül vereceğiz. Dilber Ortay ve Yılmeri Rap Sanatçısı, Label C5. Gittim kendime bir saat aldım saklayla. Ben de kendisini çok seviyorum. Özellikle yemek yerken videoları çok iyi gidiyor. Yılın en iyi YouTuber'ı Mert Can Bağar. Hangi üniversiteydi ya? Sesim biraz... Marmara. Rahatsızdım. Hazır, ben sana gelemedim. Bu ödülü gençlerden al... Yani hepimiz genciz. Ama genç insanların oylarıyla almak benim için en önemlisi. Takımımı merak ediyorsanız bir gün giyeceğim demiştim. O gün bugün. Bence önemli bir gece. İşime, ekip üyelerime, çalışan, çalışanımız yok. Ekibime de, eşime de, aileme de, size de... Selam olsun! Çok teşekkür ederim. Abi yılın yayıncısı kim oldu? Belkıs gelmedi mi ya? Belkıs yok mu? Zelderler olmuş. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Hype aldı. Hakkıdır. Affedersiniz, bıçaklandığı konserdeki kombiniyle. Diğer fotoğrafa geçelim. Ne oldu? Ne oldu lan orada?